Bağlan Aykası sayfa 335 mektup 256. Yine üstadın bir mektubu. Aziz Sıddık Müdakkik Ahiret Kardeşim Hizmet-i Kur'an'da arkadaşım. Evvela mektubunuzda benim her mektubun başında ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Her şey onu tesbih eder, hamd eder. İsra 44'te geçen bir ayet-i kerime. Çok yerde farklı versiyonlara geçiyor. Yazılmasının hikmetini soruyorsunuz. Bunun hikmeti şudur ki Kur'an-ı Hakim'in Hazain-i Kutsiyesinde bana açılan en birinci kapı o olduğunda. Bu ayet-i kerime. En evvel hakaiki âli-i Kur'an'den şu ayetin hakikati bana zahir olmuş ve ekser lisanlerde bu hakikat ereyan etmiştir. Ve in min şeyin illa yusebbi bihamdi. Çok geçen, belki lisanlarda en çok geçen ayet-i kerimelerden bir tanesi budur. Hemen hemen bütün mektupların başında vesaire lisanlarında eserlerinde geçiyor. Her şey ona tesbih eder, hamd eder. Bu ayet-i kerimenin çok geçmesinin hikmeti üstad kendi dünyasında bu kutsi hazinesinden bana en açılan birinci kapı olduğunu söylüyor ve hakaiki âli-i Kur'an'ı içerisinde bu ayetin hakikati bana açılmış. Yani her şeyin Cenab-ı Hakk'a tesbih ettiğini, hamd ettiğini ben bu ayet vasıtasıyla her şeyde görüyorum diyor. Ve bize bu kadar çok zikredilmesinin sebebi de aslında bize Kur'an'ı bir ölçü veriyor. Risale-i Nur'un hizmetinin esaslarından bir tanesi tefekkürdür, değil mi? Tefekkürün önce farkındalık gelir. Farkındalığı yakalayan bir insan tefekkürü kolay olur. Farkındalığı olmayan insanın tefekkürü olmaz. Her şeyi tesbih eder, hamd eder dediğinde hariçte bir şey bırakmazsın. Her şeyi tesbih ediyor, hamd ediyorsa bardakla tesbih eder, çiçekle tesbih eder, kuşla tesbih eder. Her şeyi tesbih eder. Her şeyi tesbih eder ne demektir? Allah, Allah, Allah demek değildir. Lisan-ı haliyle, yaptığı icraatlarla, yani lisan-ı haliyle, değil mi? İki tane dil var. Lisan-ı kal, lisan-ı hal. Lisan-ı kalin kelimatı elfaz, lisan-ı halin kelimatı ahvaldir, duruştur, yaptığı işlerdir. Kitab-ı Kebir-i Kainat'a baktığınızda bütün ondan sonra bütün eşya, bütün mevcudat Cenab-ı Hakk'ı tesbih eder. Onu gösterir, onu işaret eder, kaynağı ifade eder. Yani inek süt vermesiyle kaynağı ifade eder. İşte çiçek renklendirilmesiyle kaynağı ifade eder, esmayı ifade eder. Bu manayı yakalayan bir insan için Kitab-ı Kebir-i Kainat 400 bin nev ayet olur. Nev, çeşit. Bunun içeriklerini dolduracaksın. Yani o yüzden bu çok önemli bir ayet olduğu için üstad çok zikretmiş. Hem bir hikmeti şudur ki itimat ettiğim mühim üstadlarımın mektuplarının başlarında istimal etmelidir. Yani üstadın üstadları hükmündeki geçmiş esnaf-ı izamında bu ayet-i kerimi çokça mektupların başında zikrettiği için bir gelenek olarak da üstad bunu devam ettirmiş. Bak hem geleneği takip ediyor hem de geleneğin içerisini neyle dolduruyor? Hakikatle marifetullah'la dolduruyor. Hem mektubunuzda 7 kebairi soruyorsunuz. 7 büyük günah. Kebair çoktur fakat ekberül kebair ve mubikat-ı seb'a tabir edilen günahlar 7'dir. Şimdi 7 kebair, 7 büyük günah var. Likte 4 büyük var değil mi? Günahlarda da 7 büyük varmış. 7 büyük günah. Normalde İslam alimleri bunu 50'ye kadar çıkaranlar olmuş. Çok var. Üstad 7 tane sayıyor. Anladığım şu mana bu zamanda en çok tercih edilen diyelim ondan sonra düşülen günahların içerisinde bu 7 tanesi çok zahir gözüküyor. Bunlar nedir? Katil, zina, şarap yani içki, hukuku valideyn yani katı sıla-i rahim, kumar, yalancı şahadetlik, dine zarar verecek bid'alara taraftar olmaktır. Bu 7 tane günah çok büyük günahtır. Yani bunların temizlenmesi çok uzun uğraş ister. Süreklilik arz ederse kişiyi küfre dahi götürür bunlar yani. Tabii katillik. Çünkü insanlar kuvve-i aklı ve kuvve-i gadebesini haddi vasatla kullanmayı yani sünnetlisinin idaresinde kullanmayı başaramazsak bu günahlara girmek çok kolay olur. Yani zina da çok kolay olur. İçki de çok kolay olur. Yani mesela zina, göz zinasıyla başlar. Sonra bakmışsın kendini Allah muhafaza büyük bir günahın içerisinde bulmuş olabilirsin. Allah ümmet-i Muhammed'i ve bizleri muhafaza eylesin. Saniye, bu yaz mevsiminde hakaiki Kur'an'ıya nispeten meyveler hükmünde tevafukata dair hurufat-ı Kur'an'ın nüktelerini beyan ediyorduk. Şimdi mevsim değişmiş, hurufattan ziyade hakaike ihtiyaç vardır. Gelecek yaza kadar muvakkaten o kapıyı ihtiyarımızla çalmayacağız. Fakat o hurufa ait beyanat ne derece hak olduğunu Mevlana Camii'nin divanıyla kardeşlerimle tefeül ettik. Yani Sikki Tasdik'te geçen işte hurufat içindeki tevafukata dair çok mektuplar yazılmış diyor üstad. Şimdi diyor ona ara vereceğiz. Ama diyor bunun diyor hikmetine dair Mevlana Camii'den bir tefeül yaptık. Ve dedik ya cami bu hurufat-ı Kur'an'ı dair beyan ettiğimiz nüktele ne dersin? Kitaba soruyor. Mevlana Camii'nin kitabına soruyor. Kitap ruhludur abiler.
Yani o her kitap yazanın manasını taşır içerisinde. Yazanın ruhunu taşır. Bağlantı kurabilirsek Rabbim kurmayı nasip eylesin inşallah da. İşte üstad da o Mevlana Camii'nin divanını almış ve sormuş kitaba. Bir Fatiha okuyup falı açtık. İşte başta fal şu geldi. Fal haram. Tefil ile fal arasında ne fark var? Birisi mübarek tefil diyorsun, kurtarıyor, diğeri fal. Fal ile tefil arasında şöyle bir fark var. Falda sen gaybı bilmeyi kişiye veriyorsun. İşte kahine veriyorsun, işte falda bakana veriyorsun. Onun söylediğine itimat ediyorsun. Tefeülde gaybı bilmeyi Allah'a veriyorsun. Buradan o gayba dair işaret arıyorsun. Birisinde tevhid var, bir tanesinde şirk var. Anladınız mı? Mesela ben de bazen yaparım. Hatta mesela hizmetle alakalı geçenlerde bir iş vardı. Bir abi bir şey sormuştu. Tamam mı? Bayağı meşgul etti alemimi. Sevdiğim birisi. Sonra ikide kalktım böyle. Hatta uyumamışım, düşünüyorum. Önemli bir konu. Ondan sonra ben ona şu cevabı yazmıştım. Yapacağı işle ilgili. Ya bu zamanda ihtiyatlı olmak lazım. İşte ticari iş olunca malum süreç hepimizin bildiği üzere celale gidiyor. İhtiyatlı olmak lazım dedim. Dikkatli olmak lazım. Bence birazcık acele etmesen falan dedim. Yattım ama önemli bir işte. Lan düşünüyorum, doğru mu? Çünkü anlamıyoruz ki biz bu işlerden. Adam bize soruyor, adam yerine koyuyor ama biz de nasıl yardımcı oluruz diye bakıyoruz. Kalktım. Kastımın ayakası açtım. Dedim yok ben Bağla'dan bakmak istiyorum dedim. Bağla'dan açtım. Ve şey çıktı. Bu zamanda ihtiyat lazımdır çıktı. Tamam mı? Ve sonra abi o işi iptal etti. Ve sonra da elhamdülillah ki de iptal ettik dedi yani. Şans. Ya işte burada tefeül yaparken biz iradeyi Allah'a bırakıyoruz. Yoksa ha böyle falcıya gideme. Alakası yok ki falcının öyle bir şeyi yok yani. Bir kimliği yok ya. Öyle bir kimlik yükleyemezsin ona. Açmışlar falı. Tefeülü ve şöyle gelmiş. Bu huruf öyle harf değildir ki akıl ve idrak sayfasından gitsin. Öyle kutsi harf, öyle güzel şirin hat daima kalbimin sayfelerinde yazılmalı ve silinmemeli diyor. Aciptir ki bütün divanında bu fala benzer mealde yazı göremedik. Demek bu fal Hazreti Cami'nin kerametinden bir nebze oldu. Yani bütün kitap içerisinde divan dedi de şöyle kitaptır ha. Öyle divan... Böyle bir broşür değil yani. Böyle bir kitaptır. Onunla ilgili sözler yani bu kutsi harflerle ilgili çünkü harflerle ilgili tevafuktan bahsediyor. O divan içerisindeki harfle ilgili yer bir tek beyit var. O da üstada denk getirilmiş yani. Yani teyir edecekler de etmiyorlar. He aynen öyle. Hayır yani tam hayır yazılmamalı değil. Yani bu kadar uğraştık acaba boşuna mı? Yani hayır boşuna olmadı. Yani yalnızca kağıtta değil her daim kalp sayfalarında yazılmalı lazım diyor bu eserin bu hakikatleri diye ifade ediyor. Mucizat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam sana güzel ve tevafuklu bir tarzda yazdırdım. Hüsrev kerametli kalemine bana yazdığı gayet kıymetli bir nüsnayı aynen. Ve tam tamına muvafık gelmek şartıyla size yazdırıldı. Yakında göndereceğim. Yanınızda yeni yazılan İcaz-ı Kur'aniye gibi bana bir nüsna lazımdır. İcaz-ı Kur'aniye Risalesi hangisi? 25. söz başka 20. söz 20. sözün 1. makamı Mucizat-ı Enbiya suretine parlayan bir icazı Kur'an. Yani burada 25. sözde direkt Kur'an-ı Kerim'in 40 vecili mucize olduğu anlatılıyor. Burada da sen söyle Kur'an-ı Kerim içerisinde Enbiya mucizeleriyle gösterilen bir icaz. Yani icaz ne var? Mucizelik demek. Fakat hafızın kalemi oradaki mevcut tevafuku tamamen muhafaza edememiş. Tevafukçu Hüsrev'in taht nezaretinde mabeyninize taksim edip bana yadigar bir icaz-ı Kur'ani'yi müştereken yazsanız çok iyi olur diyor. Said Nursi mektubunda.